Eğitim fakültemizin bölümleriyle devam edeceğiz tanıtım programlarımıza. Eğitim fakültesinden 3 bölümümüz: bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, ilköğretim bölümü ve ortaöğretim, fen ve matematik alanları eğitimi bölümünden hocalarımız ve asistanlarımız aramızdalar. Size merak ettiğiniz konularda bilgi vermeye devam edecekler. Bizi internet üzerinden online izleyen arkadaşlara da tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Yayınımız internet üzerinden de devam edecek ve yine Boğaziçi'ne sor hashtag üzerinden aynı şekilde sorularını bize yönlendirebilirler. İlk olarak bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümümüzle başlayacağız. Arkasından ilköğretim bölümü ve en sonunda ortaöğretim, fen ve matematik alanları eğitim bölümünün sunumlarını izleyeceksiniz. Ben ilk olarak sözü Günize hocama bırakıyorum burada. Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Günizi Kartal. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde yardımcı doçentim. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri deyince genellikle nedir, o da ne gibi sorular gelir. Bilmiyorum, bu grupta öyle sorular soranlar var mı? Olabilir, çok doğal. Zaten ben de Boğaziçi'ne ilk geldiğimde "o da nedir?" demiştim. Çünkü ben alanı tabii ki eğitim teknolojisi diye tanımlıyorum. Eğitim teknolojisi diye bir alan var ve biz de bu alanda çalışıyoruz. Bölümümüzün adı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi. O şekilde sunarsam belki daha iyi algılanır diye düşünüyorum. Mesela Fen Edebiyat Fakültesi tanıtımları olsaydı, sosyoloji bölümü olsaydı mesela, "ha, sosyoloji mi? Ay, o da nedir ki?" demeyecekti kimse. İşte sosyoloji, hani ne olduğunu bilmeseniz bile sosyoloji diye bir şey olduğunu biliyorsunuz. Öyle bir alan var ve öyle bir bölüm var. Ama bizim bölüme gelince böyle adını açıklamakla başlamak gerekiyor. O yüzden ben de öyle yapayım dedim. Alanımız eğitim teknolojisi, evet. Ve bölümümüz de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü. Ben size biraz bu bölümde ne yapılıyor ve bu bölümden mezun olanlar neler yapıyorlar onu anlatmak istiyorum. Şu şekilde başlayabiliriz. Bölümün amacı, yani akademik olarak bölümümüzün amacı nedir? Birkaç amacımız var tabii. Bir tanesi bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştirmek. Eğitim fakültesi olduğumuza göre tabii ki bizim mezunlarımız da öğretmen oluyorlar. Ama aynı zamanda da eğitim teknoloğu oluyorlar. Yani bir amacımız da eğitim teknoloğu yetiştirmek. Bu noktada yine hemen, hani bilişim teknolojileri öğretmeni deyince, hani bilgisayar öğretmeni biraz gene anlaşılıyor ama eğitim teknoloğu deyince gene "o da nedir?" soruları geliyor. Hiç siz öyle soru varmış aklınızda gibi bakmıyorsunuz, böyle akıllı ve ne istediğini bilir gibi bakıyorsunuz ama gene de ben bu soruları cevaplayacağım. Çünkü kendi çalışmamdan bahsederken aile ve dost çevrelerinde benzer soruları ben alıyorum çünkü bu tip terimler kullandığım zaman. Eğitim teknoloğu deyince eğitim teknologları neler yaparlar? Bilişim tabanlı, bilgisayar tabanlı diyebiliriz, destekli diyebiliriz. Bilgisayar destekli eğitim yazılımları yaparlar mesela. Öğretim tasarlarlar, yani öğretim programı tasarlayabilirler, materyali tasarlayabilirler. Bilgi sistemi yöneticiliği yapabilirler, yine eğitim alanında, eğitim sektöründe, tabii dışarıda çalışanlar da var. Şimdi bu bölümde okuyan öğrenciler ne tür bilgi ve beceriler kazanıyorlar diye sorabiliriz. Biraz bunu öğrenci odaklı yapmaya çalıştım ama sunumu akademik projelerden de çok azıcık bahsedeceğim. Yani evet, öğrenciler için bunlar var ama akademisyenler ne yapıyor bölümde sorusunu da sonra cevaplayacağım. Şimdi öğrencilerimiz ne tür bilgi ve beceriler kazanıyorlar diye düşünebiliriz. Birkaç alanda bilgi ve beceri kazanıyorlar. Bir tanesi ve belki de bizim alanımız için, yani eğitim teknolojisi alanı için çok önemli olan öğrenme ortamlarını ve ürünlerini tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme becerilerini kazanıyorlar. İşte eğitim teknoloğu deyince bu işleri yapan kişi olmuş oluyor aslında. Bir başka ve çok önemli beceri alanı da, bilgi ve beceri alanı da pedagoji. Yani öğretmenlik formasyon dediğimiz şey var ya, bazen hani gidip satın alınıyor kurslarla falan. Daha çok pedagoji olarak isimlendirirsek, bu alanda dersler alıyorlar ve öğretmenlik meziyetlerini kazanıyorlar. O formasyon kelimesini ben çok anlamıyorum, o yüzden pek kullanmıyorum. Öğretim performans sorunlarını irdeleme.
Bu da çok sektörel bir terminoloji gibi geliyor, söylem gibi geliyor ama bunu evet yapabiliyorlar. Özellikle de özel sektörde. Ve temel bilimlerde bilgi beceri kazanıyorlar. Temel bilimler deyince matematik tabii ki şeyin bir kısmı öğretimin bir kısmı programlama ile ilgili olduğu için tabii ki öğretim tasarımı yapmak ve öğretim yazılımı yahut öğretim ortamları, çoklu ortamlar geliştirmek için matematik bilgisi önem kazanıyor. O yüzden temel bilimler alanında matematik, onun yanı sıra fizik ve kimya öğreniyorlar. Tabii bir miktar bilerek geliyorlar ama bir kısmını da aldıkları derslerde kazanıyorlar bu bilgi ve becerileri. Derslerin içeriği de tabii ki bu bilgi ve becerilerle koşut gidiyor. Kısaca değinmek istersem, yani bu bölümü seçersek biz ne gibi dersler okuyacağız falan gibi düşünebilirsiniz. Birkaç alanda toplayabiliriz. Aslında toplam 5 alanda ben topladım dersleri. En birincisi bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanı. Yani aslında eğitim teknolojisi alanı. Bu alanda dersler neler içeriyor? Eğitim yazılımları, tasarım ve geliştirme, eğitsel video, internet ve e-öğrenme. E-öğrenme yani elektronik öğrenme, artık biz de benimsedik. E-learning'in Türkçesini kullanıyoruz e-öğrenme olarak. Öğretimde ilke ve yöntemler ve programlama dilleri. Yani bizim alanda sunduğumuz bir tür ya da bir grup ders bunları içeriyor. Bir diğer grup ders ise eğitim bilimleri dersleri. Bu da eğitim fakültesi bünyesinde sunuluyor. Yani bölümün içinde olduğu kadar bölümün dışında fakültenin içinde de alınan dersler var. O sınıfta, yani o grupta da eğitim bilimleri derslerini sayabiliriz. Bunlar da tabii ki eğitim psikolojisi, sınıf yönetimi, öğretimde ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve danışmanlığın temelleri gibi konuları kapsıyor. Fazla yaklaştım galiba. Derslerin içeriğine devam edecek olursak, temel bilimlerde bir alt alan yahut da işte o 5 grupta toplayabiliriz dedim ya dersleri. Bir üçüncü grup olarak temel bilimleri sayabilirim. Matematik, fizik, kimya, demin değindiğim bu dersleri alıyorlar. Programa bakarsanız görürsünüz kaç tane alıyoruz falan. Kaç fizik var acaba falan diye merak edersiniz. 2 tane var şimdiden söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliği bölümünden alınan programlama dilleri dersleri var. Biz bölümde de programlama dilleri derslerimiz oluyor ama seçmeli olarak sunuyoruz onları ve daha güncel programlama yaklaşımları olabiliyor. Halbuki mühendislikten aldığımız derslerde en temel bilgisayar programcılığı yahut da bilgisayar programı nedir, algoritma nedir gibi, yani en temel programlama becerilerini ve kavrayışı sunuyor. O bakımdan iyi bir temel oluşturmaya yarıyor bu dersler. Ve son olarak da seçmeli dersler diye ayrı bir sınıf yapabiliriz. Bu 5. grup ders de sınırsız seçmeli dersler ve ileri İngilizce. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfını geçip geliyorlar ama İngilizceye devam etmeleri gerekiyor çoğunlukla. Çünkü bir ya da iki yılda kazanılan bir şey değil, dil bilgisi ve becerisi. O bakımdan ileri İngilizceyi ayrı bir grup olarak düşünüyorum doğrusu. Ve sınırsız seçmeli dersler de çok önemli bir grup ders öğrenciler için. Çünkü buralarda ilgi alanlarını geliştirebiliyorlar. Bilmedikleri ilgi alanlarını keşfedebiliyorlar. Ya da belki hiç akıllarından bile geçmeyen bir konuda çok bilgili, hatta uzmanlık alanlarını oraya kadar çekecek farklı bilgi dağarcıklarıyla karşılaşabiliyorlar. O yüzden sınırsız seçmeli en son saydığım ders grubu olmasına rağmen en önemli derslerden biri diye düşünüyorum ben. Şimdi öğrenci programı bu şekilde. Bu bizim lisans programımız. Bir de yüksek lisans programımız var tabii. Yüksek lisans programımızın adı eğitim teknolojisi yüksek lisans programı. O konuda fazla konuşmayacağım. Çünkü öncelikle herhalde şimdi lisans
için bir karar verme aşamasındasınız. Bilahare yüksek lisans için karar vereceksiniz. Ama yine de hani yüksek lisanstan sonra neler oluyor, bölümde hocalar ne yapıyorlar diye merak edebilirsiniz. O bakımdan araştırma alanlarından kısaca söz etmek istiyorum. Bu yani topluca bir liste gibi birkaç konu listeledim. Yani ben ve meslektaşlarımın çalıştığı konular bunlar. İnternet ve öğrenme uygulamaları, bilgisayar tabanlı, etkileşimli öğrenme. İşte etkileşimli deyince aklınıza ne geliyor bu arada? Etkileşimli. Enteraktif diye bir kelime biliyor musunuz? Aa, interaktif lütfen. Eminim biliyorsunuz, en azından duydunuz. İnteraktifin Türkçesi, evet, etkileşimli. Yani karşısındaki araçla yahut kişiyle bir alışveriş içinde olan öğrenme ortamları. Bunlar bilgisayar tabanlı tabii oluyor bizde. Öğrenme, yönetim ve içerik geliştirme sistemleri olabilir. Hali hazırda kullandığımız böyle bir öğrenme yönetim sistemimiz var mesela. İngilizcesi LMS, Learning Management System gibi. Yani bunlar hep bizim araştırma alanlarımıza giriyor. Eğitsel yazılım geliştirme tabii ki, evet. Çoklu öğrenme ortamları tasarımı. Çoklu öğrenme ortamı deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Yani terminoloji sizi yanıltmasın yahut da uzaklaştırmasın. Multimedya diye bir şey duydunuz mu? Multimedya. Eminim duydunuz. Evet, çoklu öğrenme ortamları multimedya demek. Multimedya yazılım olabilir mesela. Ya da multimedya web tabanlı uygulama olabilir. Türkçeleri bazen anlaşılmaz gibi geliyor bana. O yüzden İngilizcelerini söylemeye çalışıyorum. Ama multimedya da zaten Türkçe gibi bir kelime oldu artık. Ve son olarak insan bilgisayar etkileşimi, arayüz tasarımı diyebiliriz. Arayüz ya da ara birim diyoruz, interface. Şimdi biraz da hani hocalar ne yapıyor deyince projelerden seçmeler. Yani geçmişte ve şu anda çalıştığımız birkaç projeyi listeledim. Yani bu tabii ki uzunca bir liste olacaktı ama kısa kesmekte yarar var diyerek birkaç örnek. TÜBİTAK projelerimiz var. Elektronik portfolyo sistemi mesela hocalarımızdan birinin geliştirdiği ve kullandığımız, hali hazırda ben kullanıyorum mesela derslerimde. Çoklu temsil ve argümantasyon üstüne çalışan bir hocamız var. İşte bilgi inşası, bütün bunların anlamını öğreneceksiniz eğer gelirsiniz. Bunlar da hep bilimsel araştırma projeleri. Ses farkındalığı üzerine çalışmalar. Son olarak da bu öğrenme yönetim sistemi bizim bütün derslerimizde kullandığımız online bir platform. Bunlar hep yapılan çalışmalar. Onun dışında sektörle yakından çalışmalarımız var. Danışmanlık çerçevesinde e-eğitimler çokça çalıştığımız şeyler. Yani birçok proje var danışmanlık yaptığımız. Ben birkaç tanesini böyle aklıma gelenleri buraya koydum. Tabii ki konferanslar. Evet, akademik konferanslar da düzenleniyor. Şimdi bence sizin için daha önemli olduğunu düşündüğüm öğrencilerin çalışmaları. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öğrencilerimiz, size sözünü ettiğim o hani önceki slide'da vardı ya, işte eğitsel yazılım geliştiriyorlar, öğrenme ortamı, çoklu ortam falan filan. Bu çalışmaları yaptıkları zaman dersler için çeşitli yarışmalara katılıyorlar mesela. Katıldıkları yarışmalarda da ödüller alıyorlar. BÖTE bizim bölümün kısası. Kısaltılmış hali, o şekilde belki duyuyorsunuzdur. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, BÖTE yani. Ulusal BÖTE kurultayları oluyor, yarışmalar düzenleniyor. Oyun ve eğitim yazılımı alanlarında, dallarında. Ve bizim öğrencilerimiz de genellikle ilk üçe giriyorlar, birinci oluyorlar, ikinci oluyorlar. Yani katıldıkları yarışmalarda bir ödül alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web tabanlı eğitim içeriği geliştirme proje yarışmaları vardı. Şu anda yapılıyor mu çok emin değilim. Burada da gene ilk üç dereceyi almak, ikinci olmak, birinci olmak gibi çeşitli ödüller aldılar yaptıkları, dersler için yaptıkları çalışmalarla. En son olarak Microsoft.net'in bir yarışması vardı. Orada da Türkiye ikinciliği almışlardı. Bir başka, ben şimdi biraz da hani neye benziyor yaptıkları çalışma, hani görüntü olarak neye benziyor görmek istersiniz diye birkaç screenshot, ekran görüntüsü koydum buraya. Bir çalışmamız, hani dersler saydım ya, bir eğitsel videoydu mesela. Eğitsel video dersinde geliştirdikleri ve çekip
edit yapıp film haline getirdikleri kısacık bir video vardı. Onunla bir yarışmaya katıldılar. Air Ties diye bir yarışma, yani Air Ties şirketi bir yarışma düzenlemişti. Mesh teknolojisiyle ilgili böyle adı da hoş, bir varmış bir yokmuşa gönderme yapıyor ses olarak. Burada ikincilik almışlardı mesela. Yine aynı dersten yapılan birkaç çalışma göstereyim size neye benziyorlar. Bunlar hep eğitsel video dersinde üretilen videolardan böyle kısa kısa ekran görüntüleri. Havuzun içinde, suyun içinde bile çekim yaptı öğrencilerimiz, görüyorsunuz. Sağda serbest dalış nedir, nasıl yapılır eğitsel videosu çekmişlerdi. Bir diğer alan olarak da eğitsel yazılımdan söz etmiştik, hatırlıyorsunuz. Eğitsel yazılım dersi, geliştirme, tasarım ve geliştirme dersi alıyor öğrencilerimiz. Ve birçok şey geliştiriyorlar. Birkaç ekran görüntüsü de buraya koydum. Mesela bu renkli sıcaklık ölçümü yapan bir çalışmadan bir görüntü, böyle bir tasarım yapmış. Tabii bununla bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz da ben şimdi onları açıp tek tek size göstermeyeceğim. Küçük bir oyun gibi düşünün, eğitsel oyun gibi. Başka bir tane var. Burada bir reaktör var, nükleer reaktör. O bir sızıntı yapıyor. Sızıntıyı durdurup kent halkını kurtarması gerekiyor kullanan kişinin, yani oynayan kişinin. Son sahnesi böyleydi, o da işte tamamen tasarımı yine öğrencilerimizden birine ait. Burada amaç, her birinin tabii belli öğrenme hedefleri var. Mesela burada amaç atomun yapısını öğretmekti 7. sınıf öğrencilerine. Her bir yapılan çalışmanın bir hedef kitlesi ve tabii ki öğrenme hedefleri var. Bitiyor zaten. Bir başka örnek olarak da bir deney yaptı. Yani uzunca bir eğitsel yazılım içinde bir parça deney yapıyor. İşte demir tozunu kükürt tozundan ayırt edecek bir deney yapması gerekiyor kullanıcının. İşte bu deneyleri yaparak belli öğrenme hedeflerine ulaşacak ve bir sonuca varacak şeklinde tasarlanmış bir eğitsel yazılım. Derslerden başka şeyler yapmıyor mu öğrencileriniz diye sorabilirsiniz. Evet, yapıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde 40'ı aşkın öğrenci kulübü var. Bu kulüplerde aktif faaliyet gösteriyorlar. Yani aktif olarak çalışıyorlar. Örneğin eğitim ve araştırma kulübü. Eğitim ve araştırma kulübü eğitim fakültesinin çok sıklıkla emek verdiği bir kulüp ve çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bizim bölümümüzden de birçok öğrenci birçok şey yaptığı gibi mesela bu kulübün online işlerini üstlenebiliyor. Eğiteç diye bir dergi çıkarmışlardı mesela. Bu bir e-dergiydi. İşte oradan birkaç ekran görüntüsü koydum. Mezunlar ne yapıyor? Son olarak belki onu söyleyebilirim son birkaç dakikada. Mezunlarımız 3 farklı şey yapıyor diyebiliriz. Bir tanesi akademik çalışma. Yani yurt içinde ya da yurt dışında yüksek lisans yahut doktoraya gidiyorlar. Bu çalışmaya angaje oluyorlar. Hangi konularda doktora ve yüksek lisans yapıyorlar diye merak edebilirsiniz. Bu konularda hepsini saymayacağım. Uzunca bir liste. Tabii ki kendi mezun oldukları alan olan eğitim teknolojisinden bilişime, bilgisayar mühendisliğine, finansa kadar uzayan böyle bir skalada ilgi alanları olabiliyor öğrencilerimiz ve bizden mezun olduktan sonra buralarda yüksek lisans yahut doktora yapabiliyorlar. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da doktora yapıyorlar. Hangi sektörlerde, yani herkes doktora mı yapıyor ya da herkes akademik çalışma yapmıyor tabii ki. Daha genişçe bir mezunlar grubu da çeşitli sektörlerde çalışıyorlar. Tabii ki eğitim, evet, öğretmen oluyorlar. Bilişim sektöründe, evet, çalışıyorlar. Telekomünikasyon, bankacılık ve e-öğrenme diye sayabiliriz. Daha fazla bilgi için bizim sitemizi ben buraya yazmışım. Buradan hani bölümde kimler var, hani o kadar konuştum ama sanki kişilerden çok fazla bahsetmedim gibi. Bölümümüzdeki küçük bir bölümümüz, 5 hocamız var full time. Hani kimler, neye benziyorlar falan diye görmek isterseniz bu sayfaya bakabilirsiniz. Tabii bir de araştırma görevlilerimiz var. 3 araştırma görevlimiz, kendileri burada, en azından ikisi burada. Onlar da çok çalışkan bir grup.
sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Benim sorum programlama dilleri olarak hangi dilleri görecekler? Bir de web yazılımı görecek miyiz? Onu merak ediyorum. Evet, web yazılımı göreceksiniz. Yani web üstünde programlama, .NET programlama gibi ve bunu eğitsel amaçlı kullanma tabii ki bunları göreceksiniz. Programlama dilleri olarak da bilgisayar mühendisliğinden alınan programlama dilleri object oriented dediğimiz tarzda programlama dillerinin temellerini kapsar. Bölümde sunulanlar ise Java, C#, ActionScript gibi platformları kapsıyor. Onun dışında tasarım dersleri tabii var. Şurada bir soru var galiba. Yüksek lisans yaptığında bilgisayar mühendisi olarak devam edilebiliyor mu? Hani o gözüküyordu çünkü. Şimdi şöyle, bizim öğrencilerimiz mühendis olmuyorlar tabii. Öğretmen ve eğitim teknoloğu oluyorlar. Arzu edenler bilgisayar mühendisliği de evet listeledik. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde master doktor yapan öğrencilerimiz de var. Arzu edenler öyle bir akademik çalışma yapabiliyorlar. Ama yüksek lisanstan sonra doktora da yaptığınız takdirde zaten bilgisayar mühendisi olarak çalışmıyorsunuz. Akademisyen olarak, öğretim üyesi olarak çalışıyorsunuz. Spesifik olarak şu anda o öğrencimiz ne yapıyor bilmiyorum. Henüz doktorasını bitirmedi mesela. Bir öğrencimiz var bilgisayar mühendisliğinde. Herhalde akademisyen olarak devam edecek. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Hani benzer nitelik, mesela ben ikinci diploma almak için ikinci ana dal almak istiyorum. Neydi? Öteydi galiba. Evet. Mesela buradan çok benzer derslere aldığımız şeyler var mı mesela? Hani 11 ders görüyoruz, 8 dersi benzer. Ben onu aldığımda daha rahat bir şekilde çift diplomaya geçiş yapabiliyorum. Hani. Şimdi şöyle, 4 yıl içinde çift İki farklı program var. Şimdi bir yan dal dediniz, bir de iki diplomadan bahsediyorsunuz. Yani iki diploma çift ana dal demektir. Ve çift ana dal programı olması lazım bölümün. Yani iki bölümün dersini, evet, ortak derslerde olmak üzere tamamlıyorsunuz ve iki bölümden mezun sayılıyorsunuz. Bir de yan dal diye bir şey var. Bizim çift ana dalımız yok. Ama yan dal, ilk öğretim matematik bölümüyle mesela yan dal yapmak istiyoruz. Bunun başvuruları yaptık. Büyük ihtimalle de çok kısa bir süre içinde bunu yapabilecek hale geleceğiz. Ama yani aklınızdaki şey tam anlayamadım. Yani eğer çift ana dal düşünüyorsunuz, bizim bölümümüzde böyle bir imkan yok. Ama yan dal düşünüyorsanız ilk öğretim matematik bölümüyle var. Ama şunu belki de açıklık getirmek gerekir şu konuya. Ortak dersler olan iki bölüm var. Ben hem ortak dersleri alayım, öteki dersleri de alayım. Böylece iki diplomam birden olacak gibi bir şey mümkün değil. Yani otomatik olarak böyle bir şey yok. İki bölümün anlaşıp karar vermiş olması gerekiyor. Tamam, biz iki bölüm çift ana dal programı açıyoruz ve öğrencilerimizi uygun kriterlere uyan öğrencilerimizi bu çift ana dal programına kabul edeceğiz diye bir ön anlaşma yapmış olması gerekiyor bölümlerin. Ben sanki biraz otomatik iki diplom oluyor gibi anladım da o yüzden böyle cevap verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, başka sorunuz varsa alabilirim ya da vaktimiz doldu mu? Soru vaktini kim tutuyor? Var hocam. Tamam. Buyurun. Hocam bu yurt dışı değişim programları ile ilgili hangi ülkelerle, hangi üniversitelerle anlaşmalarınız var acaba? Şimdi Erasmus öğrenci değişim programından söz ediyorsunuz galiba, değil mi? Boğaziçi'nin 100'den fazla, şu anda tam rakam bilmiyorum, belki siz daha bilirsiniz. Şu anda 35 farklı ülke var. Üniversite sayısı çok net ben de veremeyeceğim ama 200'ün üzerinde. Çünkü net bir sayı vermek şu an itibariyle zaten doğru değil. Çünkü güncel bir sayı hiçbir zaman veremeyeceğiz. Evet, her an değişebiliyor sayı. Mesela bir öğrenci gelip başvuruyor, ben şu üniversiteye gitmek istiyorum diye. Bizim Uluslararası Programlar Ofisimiz yazışmaları yaparak anlık
haftalık olarak bir üniversiteyle anlaşma yapabiliyor. O yüzden sayı hep değişir. Ben burada size Uluslararası Programlar Ofisi'nin sayfasını takip etmenizi öneririm. Ama şu an 200'ün üzerinde üniversiteyle anlaşma var. Sadece Erasmus'ta da sınırlı değil bizim anlaşmalarımız. Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ve Uzak Doğu'da çok farklı ülkeler var. İşte Çin gibi, Kore gibi, Amerika Birleşik Devletleri yine örnek olarak. Çok farklı ülkeler ve üniversiteler var. Siz not ortalamanızı da tabii baz alınarak seçeceğiniz bir üniversiteye gidip bir dönem okuyabiliyorsunuz herhangi bir ücret ödemeden, ya eğitim için bir ücret ödemeden, ama yaşam masraflarınız tabii özellikle bu saydığım Amerika, Uzak Doğu, Kanada gibi ülkelerde yaşam masraflarınız size ait, eğitim ücreti ödemiyorsunuz. Ama Erasmus kapsamında giderseniz biliyorsunuz bu Avrupa Birliği destekli bir proje ve bunun için devlete sağlanmış da bir hibe var. Bu hibe çerçevesinde gideceğiniz ülkeye bağlı olarak işte 400 ila 600 euro arasında değişen burslarda alabiliyorsunuz yaşam masraflarınıza desteklemek amacıyla. Daha da detaylı bilgi almak isterseniz sunum sonrasında aşağıda ofisimiz var. Bizler bilgi verebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ Bir de yazılımda kendimizi geliştirdikten sonra yazılım mühendisliği doktorası vardı bölümde. 1,5 yıllık tezsiz. Hani ona bir geçişte hani programlama dillerinin çok yararı oluyor mu acaba? Yani C# ya da Java'yı bitirdikten sonra. Olur. Neden olmasın? Evet, olur. Tamam. Belki siz birkaç şey söylemek ister misiniz? Programlamada zaten sizin yapacaklarınız kendinizin öğrenciyken geliştirebilirseniz. Yani bizden bayağı bir öğrenci var o arkadaşın dediği programa başvuran ve tesis olarak devam eden. Programlama adına gayet gelişiyor öğrencilerimiz. İyiler yani. Peki. Başka soru var mı? Yok galiba. Peki. O zaman peki. Bir sonraki bölüme geçelim. Biz teşekkür ediyoruz. Ben buralardayım zaten. Peki. Sorular olursa da ayrıca cevap ver. Son bir soru var galiba. Onu da alalım. Değerli bilgiler için teşekkür ediyorum bir veli olarak. Şimdi hazırlığı geçemeyen bir öğrenci söz konusu olduğunda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Herhalde hazırlıkla ilgili 2 yıl bir süre var. 2 yıl sonra öğrencimiz başarılı olamadı. Yol haritası nedir? Evet, hazırlık bazen öğrencilerimiz için sanki çok zor ve zaman kaybettirici bir dönem gibi algılanıyor. Ama ben hiç öyle algılamıyorum. 2 yıllık bir süre var, evet. Ve 2 yılda İngilizceyi sıfırdan değilse de ama böyle çat pat bilerek başlayıp öğrenmek ve Boğaziçi'nde başaracak kadar öğrenmek mümkün. Ama tabii çok çalışmak gerekiyor. Yani dil öyle bir şey. Dil öğrenmek için her gün ve sistemli olarak çalışmak gerekiyor. Bazen Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen öğrencilerimiz tabii ki çok zorlu bir süreçten geçerek geliyorlar ve okullarının en iyi öğrencileri oluyorlar genellikle. Ve tabii ki çok seviniyoruz biz böyle öğrencilerimiz geldi diye. Fakat o noktada sanki hani amacıma ulaştım. Tamam bundan sonra rahatım gibi bir anlayış gelişebiliyor. Halbuki yepyeni ve daha zorlu bir sürecin başladığını belki hatırlamak lazım. Tabii ki dinlenme ve rahatlama dönemleri yaşayacağız, tatillerimizi yapacağız ama sonra okul dönemi başladığında mutlaka sistemli olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu 2 yılı iyi değerlendireceğiz. Eğer birazcık altyapı varsa zaten 1 yıl yeterli oluyor, öğrenciler geçiyorlar. Birkaç öğrencimiz evet 2 yıldan sonra geçemeyebilir. Ama bu öğrenciler de başarılı oluyorlar. Yani kendi başlarına çalışma deneyimi ve yöntemi kazanmış oluyorlar o 2 yıl içinde. Ve sistemli şekilde çalıştıkları takdirde başarıyorlar. Bir de bizim şöyle bir, yani bütün Boğaziçi Üniversitesi'nin şöyle bir uygulaması da var. Hazırlık öğrencisiyken zaman zaman kendi bölümüne gelip ilgisini çeken bir derse girebiliyor. Bakayım bu dersin içeriği neymiş diye merak edip gelebiliyor. Bu da motivasyonu çok arttırıcı oluyor. Yani ben İngilizce yeterlik sınavını geçtiğim zaman neyle karşılaşacağım onu görmüş oluyor öğrenci.
Bu da çok faydalı. Yani eğer hani o 2 yıl sürecinde bir öğrencimiz varsa tanıdığınız, bölümümüze gelip derslerimize girebilir, bizlerle tanışabilir. Hatta her öğrencinin bir akademik danışmanı oluyor birinci sınıftan itibaren. Şimdi onu hazırlık öğrencileri için de yapıyoruz. Benimle iletişime geçebilirler. Ben aynı zamanda hazırlık öğrencilerine de danışmanlık yapıyorum. O bakımdan yani öğrenciyi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz ama kendisinin araması gerekiyor. Yani benim danışman hocam kim, ona bir e-mail yazayım, işte bir görüşeyim bakayım ne diyecek. Yani kendi başına kalmamaya çalışması lazım. Eğer öyle bir durum söz konusu, yani 2 yıldır yapıyorum ay olmadı diye bir şey hissediyorsa, o zaman bir an önce bizim bölümle irtibata geçip belki bazı stratejiler önerebileceğimiz şekilde iletişim kurması iyi olur. Ha, başarıyorlar. Nasıl başaramadan değil mi? Evet, başarılı oluyorlar. Ben orada devreye gireyim. Ben 4 senede geçtim hazırlığı. Ama sonra 4 senede lisansımı bitirdim ve 4. olarak bitirdim. Sonra araştırma görevlisi oldum. Şu an akademik olarak ilerliyorum. Yani bu okul size bir şeyler katıyor, siz kovalarsanız, ki ben kötü, yani İngilizce eğitimi almamıştım ve geliştirebildim. Biraz uzun oldu ama yani 2 sene bence çok şey bir süre, yani çok rahatlıkla yapılabilecek süre en kötü ihtimalle. Çok. Evet, şu an 30 yaşındayım. Evet, sadece 30 yaşındayım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra genel sorular içerisinde yine soru alacağız. Süremizi aşmamak adına diğer sunuma geçmek istiyorum ben müsaadenizle. İlköğretim bölümü sunumu için hocamızı davet ediyorum.